Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlü biber kavurması hazırlayacağız. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. İster kahvaltıya, isterseniz et yemeklerinizin yanına hazırlayabilirsiniz. Buyurun tarifimizin hemen yapım aşamalarına geçelim. 6 tane yeşil bibere ihtiyacımız var. Sizler daha çok biberli olmasını isterseniz böyle 8 tane de kullanabilirsiniz. Öncelikle biberlerin saplarını kesip çekirdeğini temizleyelim. Kullanacağınız biberler böyle çekirdekli değilse temizlemenize gerek yok. Benim kullandığım çekirdekli ve büyükçe sivri biberlerdi. Biberleri temizledikten sonra böyle 2 parmak kalınlığında keselim. Söylemiş olduğum gibi sizler daha fazla biber kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Tavamıza 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı alalım. Yağımız iyice ısındıktan sonra üzerine doğramış olduğumuz biberlerimizi ekleyelim. Ara ara karıştırıp biraz kavuralım. Çok fazla böyle kızartmayacağız. Yani tamamen biber kızartması gibi olmayacak. Yağ miktarı az olduğu için ara ara karıştırmayı da lütfen ihmal etmeyelim. Biberleri hafif kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave edip böyle tereyağının iyice erimesini sağlayalım. Bu aşamadan sonra 1 yemek kaşığı böyle tepeleme olacak şekilde unumuzu güzelce serpelim. Böyle bütün olarak değil, her tarafına gelecek şekilde serpelim ve kavurmaya devam edelim. Bu aşamada ocağımızın altını biraz kısmayı da ihmal etmeyelim. Evet, un kokusu böyle çıkıncaya kadar, rengi dönünceye kadar kavuralım. Biberlerimizi unla birlikte yeteri kadar kavurduktan sonra üzerine 1,5 su bardağı soğuk sütümüz var. Böyle azar azar ilave edip sonra hızlıca karıştıralım. Hepsini bir anda dökmeyelim. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine 1 çay kaşığı tuz serpelim. Biraz da karabiber. Ve daha sonra tekrar karıştırmaya devam edelim. Tuz ve karabiberini ilave ettikten sonra karıştırmaya devam edelim. Toplamda 1,5 su bardağı süt kullandım. Kahvaltıya yapmak isterseniz 1,5 su bardağı süt yeterli gelecektir. Et yemeklerinizin yanına yapmak isterseniz 1,5 su bardağından biraz daha az kullanabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi biber miktarını da arttırabilirsiniz. Evet, tamamen oldu. Şimdi üzeri için böyle tereyağını yakalım. 1 yemek kaşığı tereyağımızı sos tavamızı alıp iyice kızdıralım. Kızdırdıktan sonra önce ocağımızın altını kapatalım ve daha sonra 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da toz kırmızı biberimizi ilave edelim. Bu tarifi böyle sıcağı sıcağına yemeniz lazım. Kesinlikle soğutmayalım. Hemen biber kavurmamızın üzerine gezdirelim ve daha sonra afiyetle servis yapabiliriz. Sütlü biber kavurması göçmenlere ait bir tarif. İnanılmaz lezzetli. Yani ilk baktığınızda süt ve biber ne alaka diye düşünebilirsiniz. Ama yaptıktan sonra inanın her hafta yapmak isteyeceğiniz lezzetlerden bir tanesi olacaktır. İlk yaptığımda çocuklar çok garipsedi ama lezzetine baktıktan sonra neredeyse böyle her gün yapsam inanın yok demeyecekler. Israrla denemenizi tavsiye ederim. Bugün de sizlerle çok kolay ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifin daha sonuna geldik. Sizler de kahvaltıya ne yapsam diye düşünüyorsanız düşünmenize hiç gerek yok. Kanalımda birbirinden pratik ve lezzetli kahvaltılık tarifler bulabilirsiniz. Videonun alt kısmına linkini bırakacağım. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Sütlü biber kavurmasını ilk defa duyduysanız ve deneyecek olanların da yorumlarını şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.